Merhabalar. Sizlerle geçtiğimiz haftalarda iklimlerimizi görmüştük. Hatta geçtiğimiz haftaki videomuzda da yani ödev videomuzda da iklimleri şöyle genel olarak bir tekrar edip konuyu toparlayıp kapatmıştık. Daha sonra da nüfusun dağılışı konusuna geçmiştik. Ama şimdi iklimleri unutmamak için, çünkü nüfusun dağılışındaki faktörlerden birisi de yine iklimlerdi. Zoom kitabımızdan size verdiğim sayfalardaki soruları hep birlikte çözeceğiz. Ben şimdi hemen şöyle ekranıma yansıtıyorum. Evet, sayfa 81. İklimimizin yaşamımıza etkisi 1. Birinci sorudayım. Bir paragraf vermiş. Buna göre aşağıdaki verilerden hangisi hava olayı değildir? Dünyayı saran atmosfer tabakasında meydana gelen olaylara hava olayları denilmektedir. Sis, evet olabilir. Rüzgar olabilir. Yağmur olabilir. Ancak deprem bir hava olayı değildir. Tam tersine bir yer olayıdır. Yer altında gerçekleşen bir süreçtir. 2. Bu iklim tipinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçiyorsa demek ki Akif bana Akdeniz iklimini tarif etmiş. Ülkemizde en geniş etki alanına sahip iklim tipi düşünüyorum. Hem İç Anadolu'da, hem Doğu Anadolu'da, hem Güneydoğu Anadolu'da, hatta Marmara'nın doğusunun bir kısmında bile yer alan iklimin tabii ki de karasal iklimdi. 4'e geldim. Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde yaz mevsiminin uzun sürmesi yaz turizminin gelişimini sağlıyorsa, bu turizm dediğim şeyden ben para kazanabiliyorsam demek ki olay aslında ekonomik faaliyetlermiş arkadaşlar. Ülkemizde aynı gün içinde Trabzon'da yağmur yağarken Adana'da güneş açabilmekte, Erzurum'da kar görülebilmektedir. Bunun temel nedenini soruyor. Bakın yağmur, güneş, kar gibi şeyler hava olayları, hava durumuyla ilgili bir şeydir. Demek ki buralarda ülkemizin farklı yerlerinde farklı hava durumları gözlenebiliyormuş. O zaman cevabım da Denizli oldu. Yani hava durumunun farklılık göstermesi. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi yaptıkları işler gereği hava durumunu günlük olarak takip etmelidir? Ben bir eğitim çalışanıyım. Elbette ki günlük hava durumunu takip ediyorum ama bu benim işimi çok fazla etkilemiyor. Yani ben yağmur da yağsa geliyorum, güneş de açsa geliyorum. Doktorlar için de aynı şey. Güvenlik güçleri, yani asker polis gibiler. Hiçbir asker polis bugün çok sıcak çalışmayacağım demeyecektir. Ama çiftçiler ekin ektikleri için, ürün ekip toplayıp biçtikleri için cevabımız çiftçiler olmalıydı. 7'ye geldim. Türkiye iklimler haritasındaki numaralandırılmış yerlerde görülen iklimler aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiş? Turunculu yer, yani 1 numara Akdeniz iklimi, 2 numara Karadeniz, 3 numara ise karasal, yani cevabımız Ceyhan. Yukarıda verilenlerden hangileri Akdeniz ikliminin özelliklerindendir? Düşünelim. Kışlar ılık ve yağışlı, doğru. Denize kıyısı olmayan yerler, hayır tam tersi. Hatta hemen 7'ye bakalım. Bakın Akdeniz tamamıyla denize kıyısı yerlerde. O yüzden 2'yi eledim. 2'yi elediğim için A ve C şıkkı gitmiş oldu. Hakim bitki örtüsü makidir, doğru. Güneşli gün sayısın fazla, evet bu da doğru. Demek ki cevabım Denizli. 9'a geldim. Ülkemizde her mevsim yağışın görüldüğü ve yağışın genellikle yağmur olarak düştüğü iklimin Karadeniz iklimiydi. Cevabım A oldu. Bu iklim tipinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve kar yağışlı. Bakın yazın sıcak ve kurak olması sizi bir anda Akdeniz iklimine götürebilir ama burada ana etken kış. Kışın nasıl geçtiğine bakmam lazım. O yüzden kış soğuk ve kar yağışlıysa cevabım karasal iklimdir arkadaşlar. Muson iklimini görüyorsunuz. Onu biz 6. sınıfta dünya iklimleriyle birlikte işleyeceğiz. Bizim ülkemizde görülen bir iklim tipi değildir. Karasal iklimin görüldüğü iç ve Doğu Anadolu bölgelerinde aşağıdaki ürünlerden hangisi yaygın olarak yetiştirilir? Biz öğrendik ki karasal iklimin hakim olduğu yerlerde daha çok tahıl grubu ürünler yetiştirilirdi. O yüzden cevabım A. Ama diğer şıklarda yer alan zeytin, işte portakal, mandalina, muz bunlar daha çok sıcak iklimlerde yetişirdi. Yani Akdeniz ikliminin ürünleriydi.
12'deyim. Bu testin son sorusu. İklim ile hava durumu arasındaki fark aşağıdakilerden hangisine doğru ifade edilmiştir? Biz bu üniteye, bu konuya geçerken demiştik ki önce hava durumunu tanımlamıştık ve kısa mesafeli yerlerde yani dar alanlarda ve kısa süreli hava olayları demiştik. Ama iklim içinse daha geniş alanlarda ve daha uzun süreli bir hava durumuydu, olayıydı. Hatta uzun süre için bir açık arttırma yapmıştık. Siz bir yıldan başlayıp 30-40 yıllara kadar gitmiştiniz. Gerçeği de buydu zaten. Buradaki şıkların da bana D şıkkını getiriyor. Evet, ikinci teste geçtim. İkinci testin birinci sorusu. İklimin insan faaliyetlerine önemli etkileri vardır. Hangisi iklimin giyime olan etkisine örnektir? Yani işte ben soğuk havada kalın mı giyinirim, sıcak havada ince mi giyinirim? Aslında bundan bahsediyor. Bu yüzden cevabım Denizli. Adana'da yaz turizminin gelişmiş olması ekonomik bir faaliyettir. Erzurum'da okulların tatil olması eğitimle ilgilidir. Rize'de çay yetiştirilmesi yine bizim ekonomik faaliyetimizdir. Ama Kars'ta kar yağdığında insanların kalın kıyafetleri tercih etmesi tabii ki de cevabım bu. İkideyim. Akdeniz ikliminde iklim şartları ve yöresel özellikler dikkate alındığında ev yapımında genelde taş malzeme kullanılır. Demek ki iklimler ister Akdeniz olsun ister başka iklim benim konut tipimi, konut yapımı etkileyebiliyormuş. Ormanların yoğun olduğu ve Karadeniz ikliminin iklim tipinin görüldüğü alanlarda yaygın olarak ahşap evler kullanılmaktadır. Buna göre aşağıdaki şehirlerimizin hangisinde ahşap ev bulunma ihtimali diğerlerine göre daha düşüktür? Yani benim Karadeniz ikliminden uzak bir yer bulmam lazım. Haritayı gözümün önüne getirdiğimde Trabzon, Artvin ve Giresun'un Karadeniz'de olduğunu biliyorum ama Çankırı buranın dışındadır. Ve siz bu test bittikten sonra, bu video bittikten sonra bu illerin nerelerde olduğunu coğrafya atlaslarınızdan bakın. Güzelce öğreniyorsunuz. Dörtteyim. Turunçgiller kış mevsiminde soğuk havaya karşı dayanıksızdır. Yaz mevsiminde ise olgunlaşabilmek için sıcak hava ve neme ihtiyaç duyar. Yani benim yazlarımın sıcak ve kurak geçmesi, kışlarımın da ılık geçmesi gerekiyormuş. Bunun tanımı ise Akdeniz iklimidir. Hangisi Karadeniz ikliminin bir özelliğidir? Bitki örtüsü makidir. Hayır, bu Akdeniz iklimiyle ilgili bir şey. Dört mevsim yağışlı geçer. Evet ama bir diğerlerini değerlendirelim. Ege'nin kıyı kesimlerinde görülür. Hayır. Turunçgiller yaygın olarak yetişir. Bu da hayır. A, C ve D alsa tamamıyla Akdeniz ikliminden bahsetmiş ama cevabım Bursa olmalıydı. Bu metinde karasal iklimin alanlarından hangilerindeki etkilerden söz edilmiş diyor. Karasal iklimin görüldüğü Erzurum'da yaz yağışları nedeniyle çayırın bol olmasına bağlı olarak büyükbaş hayvancılık yaygındır. Yani hayvancılıktan bahsetmiş. Kış mevsiminde ise yoğun kar yağışı yaşanması yolların kapanmasına, ulaşımı etkilemiş ve okulların tatil olmasına neden olmuş. Yani eğitimi de etkilemiş. Ama bana burada tarımla ilgili bir süreçten bahsetmemiş. O yüzden cevabım Denizli. Geldik son sayfaya. Yedinci sorudayım. Yukarıda verilenlerden hangileri hava durumuyla ilgilidir? İç Anadolu bölgesinde salı günü havanın güneşli olması. Bakın bir günden bahsetmiş yani kısa süreli. Bu bir hava durumudur. İstanbul'da yarın şiddetli fırtınanın beklenmesi. Hem İstanbul deyip kısa bir mesafe koymuş hem de bir gün belirlemiş. Kayseri'de 3 gün boyunca kar yağışının olması. Kayseri kısa mesafedir. 3 gün yine kısa bir süredir. Ama Trabzon'da yılın her mevsiminde yağmur yağma ihtimalinin olması yıl dediği için bize uzun bir süreç getirir ve biz yıllık hava tahmini yapamayız. Bu ancak iklimin konusuna girer. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3. Akdeniz ve Ege kıyılarında yaz aylarında hava sıcaklığı yüksektir. Bu durum Akdeniz ve Ege kıyılarında yaz sıcaklığına dayalı ekonomik faaliyetlerin gelişmesini sağlamıştır. Eğer ekonomik faaliyet diyorsa ve bu tamamıyla yaz sıcağına dayanıyorsa cevabım turizmdir arkadaşlar.
Ben Antalya'da yaşıyorum. Benim yaşadığım şehirde ev yapımında daha çok taş kullanılmaktadır. Emre'nin yaşadığı şehirde ev yapımında taşın tercih edilmesinin nedeni neydi? Yazın o sıcak havadan korunabilmek, daha serin bir yere gidebilmekti. Yani Denizli'de yer alan taş evlerin yaz mevsiminde serin olması olacak cevap. Sonraki soru. Kış mevsiminde yağan yoğun kar, karasal iklimin görüldüğü bazı illerimizde okulların tatil olmasına, karayollarında ise aksamalar yaşanmasına neden olur. Eğer okul tatil olursa eğitim etkilenir. Eğer karayollarında aksamalar yaşanıyorsa da ulaşıma etkidir. Ama burada ekonomiden bahsetmemiş. 11. Verilenlerden hangileri iklimin ekonomik faaliyetlere olan etkisine örnek gösterir? Muğla'da eğer ince kıyafeti tercih ediyorsan bu giyinme ile ilgili bir etkidir. Biri eledim. Yani aslında şık hemencecik çıktı. Rize'de yaşayan bazı insanlar çay fabrikasında çalışır. Fabrikada çalışabiliyorsam ekonomik bir süreçtir ki para kazanacağım. Batman'da yağış fazla olmadığından kerpiç evler yaygındır. Bu da konutla ilgili bir şeydi. O yüzden cevabımız Bursa. Son soru. Aşağıdakilerden hangisi iklimin beslenmeye etkisine örnek gösterilebilir? Karadeniz ikliminin görüldüğü yerlerde mısır unu ve yapılan yiyecekler yaygındır. Çünkü Karadeniz'de mısır yetiştiriminin bol olduğunu biliyoruz. Bu yüzden cevabım A gibi duruyor ama diğerlerine değerlendirelim. Akdeniz ve Ege kıyılarında yaz sıcaklığının etkisiyle yaz turizmi ekonomik. Kar yağışı olan yerlerde insanlar kalın kıyafet tercih etmiş, giyim. Ayçiçeği üretilen yerlerde ayçiçek yağı fabrikaları kurulmuş. Yine ekonomiktir. Ama mısır unuyla yapılan yiyeceklerin yaygın olması beslenmeyle ilgilidir. Ödevimiz bu kadardı. Yanlışlarınız olduysa benim yaptığım açıklamalarla umarım yanlışınızı doğruya çevirebilmişsinizdir. Ama yine de anlayamadığınız noktalar olduysa bana Kahve Giden mesajla gönderebilirsiniz. Hoşçakalın.